Merkez Bankası, bankalara bazı uygulamaları sona indirilmesi istenen bir miting gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetim başlığı altında bankaların Merkez Bankası'nın ruhuna aykırı olan uygulamalara son vermesi yönünde açıklamada bulundu. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte buna değineceğiz. Sayın Maliye Bakanı Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalara değineceğiz. Ayrıca Christine Lagarde'ın resesyonla ilgili uyarıları mevcut. Bu uyarılar gene videomuz içerisinde olacak. Daha sonra sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü, euroyu ve sterlini, bitcoin'i bu video içerisinde değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Fed faiz kararlarına yaklaşırken altın, gram altın ve gram gümüş tarafındaki hareketlilik, dolar tarafındaki durgunluğun Fed'in faiz kararıyla düşmeye veya yükselmeye sebebiyet verecek mi? Gene bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu anlatacağız. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kanalımıza bir beğeni atarsanız kanalımızın faydasına olacaktır diye de belirtelim sevgili dostlarım. Merkez Bankası'nın denetim başlığı altında yayınladığı raporla hemen yayınımıza başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son verilmesini istediği 4 uygulama şu şekilde bankalara iletildi sevgili dostlarım. Kredi kullanan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta değerlendirilmesine izin verilmesi. Demek ki bazı bankalar üzerinden kullanılan kredilerin kur korumalı TL mevduat hesabında kullanılmasına izin verilmiyordu ki Merkez Bankası böyle bir uygulamayı bankalara hatırlatmak gereğinde bulunmuş sevgili dostlarım. Bu yüzden çekilen kredilerin de kur korumalı TL mevduat tarafında kullandırılması gerektiğini bankalara bildirmiş. Kredi kullanan müşterilere ait Merkez Bankası'nın gene yapmış olduğu uyarıda kredi konusu fonların bir kısmının veya tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yönündeki yükümlülüğünün yerine getirilmesi yine Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ikinci denetim uyarılarından biri arkadaşlar. Üçüncü uyarı olarak yine Merkez Bankası TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden, bakın TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak için piyasa mevduat faizlerinin çok üzerinde oranlar ile TL mevduat toplanması. Buna da gene Merkez Bankası değinmiş. Bu da çok önemli arkadaşlar. Dördüncü ve son uyarısında gene Merkez Bankası yurt dışı yerleşik bankalar ile kapanış saatlerini de arkadaşlar kapanış saatlerini gerçekleştirdiği saatlerde yüksek tutarlı döviz alım satım işlemleri gerçekleştirilmesine devam edilmesi konusundaki kararlılığını Merkez Bankası denetim başlığı altında bankalara iletmiş durumda sevgili dostlarım. Gene son zamanlarda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bazı uyarılar vardı. Bu uyarılar neticesinde bu 4 maddelik uyarı da gene bankalara denetim başlığı altında bildirilmiş oldu. Ekim ayı enflasyon beklentisi, Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklentisi anketine göre de buna katılan ekonomistler Ekim ayında arkadaşlar TÜFE'nin %3,54 miktarında artmasını bekliyorlar. Yıllık enflasyonun da gene %85,51'e yükselmesi öngörüsü ekonomistlerin enflasyon beklentileri yönündeki beklentisinin de yukarı yönlü gerçekleştiğini bizlere göstermiş durumda. Ekonomistlerin beklentileri doğrusunda yıllık enflasyonun %85'i aşacak olma durumu ve beklentisi. Evet arkadaşlar bu anket gene 19 piyasadaki ekonomiste yaptırılıyor. Ve bu ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda enflasyonun hala da yukarı yönlü gerçekleşeceği yönünde. Peki bizler piyasada bu enflasyonu gerçekten %80 dolayında mı yaşıyoruz? Tabii ki bizlerin yaşadığı enflasyon, özellikle de gelir seviyesi düşük olan vatandaşların yaşadığı enflasyon ve hissettiği enflasyon ekonomistlerin söylediği gibi maalesef ki bu seviyelerde değil, daha yüksek seviyelerde hissedilir durumda. Okul maliyetleri, özellikle evli olan çiftlerin çocuklarının okul maliyetlerinin yüksek olması, bu yüksek maliyet giderlerinin gene çarşı, pazar, manav tarafında gıda fiyatlarında ve enerji fiyatlarında oldukça yüksek hissedilmesinin %79'luk bir enflasyon, %85'lik bir enflasyona tekabül etmesinin gerçekten pek bir inandırıcılığı da gözükmüyor gibi sevgili dostlarım. Yıl sonu enflasyon beklentilerini ise bu ekonomist arkadaşlar %74'ten arkadaşlar gene %73,12'ye geriletmişler. Bakalım %85'lerden %73'lere doğru bu yıl sonu enflasyonu nasıl çekilebilecek? Bunun da kararını sizlerle birlikte ilerleyen aylar içerisinde göreceğiz sevgili dostlarım. Euro bölgesine baktığımız zaman enflasyonun Ekim'de de rekor kırdığı 0.75 bas puanlık ECB'nin yapmış olduğu faiz artışına rağmen arkadaşlar
Euro bölgesinde Ekim ayında enflasyon rekoru kırılmış oldu. Euro bölgesinde Ekim'de yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %10,7'ye ulaşarak kayıtlarındaki en yüksek seviyeye çıkmış olduğu gözlemlendi arkadaşlar. Christine Lagarde'ın da yapmış olduğu açıklamalar mevcut. Bu açıklamalar neticesinde bu kadar yüksek enflasyonun kabullenebilir bir seviyede olmadığı, bunun burada kalıcı olup yerleşmesi durumunda Avrupa ülkesinde resesyon riskinin çok fazla artmış olduğu Christine Lagarde tarafından iletilmiş oldu. Tabii geçmiş olsun diyoruz. Avrupa bölgesi de geç faiz artışlarına başlamasından kaynaklı olaraktan arkadaşlar çift haneli enflasyonla karşılaşmış oldu. Bu durum karşısında Avrupa bölgesindeki son duruma baktığımız zaman da Euro bölgesinde gene 11 ülkede tam çift haneye çıkan bir enflasyon. Tabii ki Avrupa ülkesindeki vatandaşların çift haneli enflasyona uzun zamandır alışık olmadıklarını da biliyoruz. O yüzden buradaki enflasyonun kalıcı olması durumunda da risklerin çok fazla arttığı ve bir resesyon dönemi süreci içerisine Avrupa Birliği'nin girebilirliğinin olasılığının da oldukça arttı. Tabii bize göre Avrupa Birliği artık bir resesyon süreci içerisine girmiş durumda sevgili dostlarım. Bütün bu gelişmeler neticesinde Sayın Nebati'nin yapmış olduğu son açıklamalar da var. Bu açıklamalara da değinip ondan sonra sizlerle birlikte dolar, altın, gümüş, euro ve sterlin üzerine yaptığımız teknik analizlere de geçelim sevgili dostlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla ilgili mesaj geldi arkadaşlar. Hafta içinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Arab News kanalında konuştu. Enflasyonla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapan Maliye Bakanımız Nurettin Nebati, Aralık ayından itibaren ise enflasyonda yavaşlama beklediğini Arab News kanalına açıkladı. Nebati'nin yapmış olduğu enflasyonla mücadele için insana odaklandık, büyüme istiyoruz ama insanların işini kaybetmesini istemiyoruz şeklindeki açıklamaları dikkat çekti sevgili dostlarım. Üretim ve verimliliğin devam etmesini istediğini, enerji fiyatlarının üzerindeki baskının azalmasıyla birlikte çok şanslı sayılabileceğimizi, enflasyonu dünyadaki gibi algılamadığımızı, buna insan temelli bir yaklaşımla yaklaştığı şeklindeki açıklamaları Sayın Nebati yapmış oldu. Özellikle insanların işini kaybetmemesi şeklindeki yorumun üzerinde çok fazla duran Maliye Bakanımız Nebati, enflasyonun da enerji maliyetlerinin azalmasıyla birlikte Aralık ayından itibaren düşüş yönünde gerçekleşeceği yönündeki açıklamalarını paylaşmış oldu Suudi Arabistan'dan sevgili dostlarım. Evet, piyasalardaki son dakika haberlerini sizlere ilettikten sonra hemen teknik analizlerimize de geçelim arkadaşlar. Dolar kuruyla başlayalım. Ufaktan ufaktan piyasalardaki son durum ne şekilde gelişiyor? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye başlayalım. Evet, dolar TL son duruma baktığımız zaman en fazla merak ettiğiniz gibi dolar kuru bugün ne kadar olacak sorularınızın da cevabını bulmaya çalışalım. 18.62 civarlarında bir direnç. Evet, bu direnç takip edilecek sevgili dostlarım. Aşağıda bizler için 18.50 seviyesi önemli bir gene destek bölgesi. Buranın hedefi de bu hafta itibariyle 18.71. Biliyorsunuz Fed faiz kararı açıklanacak. Piyasaların beklentisi doğrultusunda Fed'in 0,75 bas puanlık bir faiz artışı piyasalarda fiyatlanmış olabilir. 18.71 bizler için önemli bir rakam. Dolar kurunda 18.62 ve 18.71 aralığına doğru 2 Kasım Fed saatine kadar artışlar gözlemlenebilir. Bu da gayet dolar kuru takip eden sevgili dostlarımız için normal hareketler olacaktır diyelim. Hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Bakalım Euro Türk Lirası'ndaki son fiyatlamalar ne şekilde gelişiyor? Evet, Christine Lagarde'ın yapmış olduğu son açıklamalarla birlikte arkadaşlar Avrupa bölgesindeki yatırımcıları Christine Lagarde uyarmış durumda. Burada bir büyük resesyon beklentisi. Günaydın diyoruz. Artık Christine Lagarde'ın da beklentileri dahiline girmiş. Avrupa'da birçok ülkede artık enflasyon çift haneler seviyesine çıkmış durumda. Yapılan faiz artışlarının da herhangi bir etkisinin olmadığı süreç içerisinde artık Euro Türk Lirası takip eden arkadaşlarımız için 18 lira 49 kuruş bir destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu desteğin üstündeki hareketlerde 18 lira 71 kuruş seviyesi önemli olacak. Yine dolar-TL kuruyla baktığınız zaman arkadaşlar 1 euro 1 dolar şeklinde, 1 euronun gerilemesi 1 doların gerilemesi şeklinde, yani euro doların altına eğer düşüşü yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla alım, yukarı yönlü dolar üzerindeki hareketlerde de dolar tarafında satış şeklinde pariteler denenebilir diye düşünüyoruz. 18.49 altındaki destek 18.35. Yani buradaki hareketler arkadaşlar aşağı doğru evrildiğinde euro takip eden sevgili dostlarımız için dolar altındaki her agresif hareket euro için alım olarak değerlendirilmeli. Burada da euro da yukarıda 18 lira 85 kuruş civarına doğru yukarı yönlü atakların görülme ihtimali de oldukça yüksek gibi görülmekte. Sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlin Türk lirasındaki son durumu yaptıktan sonra altın
gümüş, bitcoin değerlendirmesi gene yapacağız. Gram altın, gram gümüş, ons altın değerlendirmelerimiz de olacak. Evet, sterlin tarafına baktığımız zaman şu an itibariyle 21-26 desteği önemli arkadaşlar. 21-26 bizim için yükseliş yönündeki hareketlerin devam desteği. O yüzden 21-26 desteğini hala takipteyiz. 21-56'da direnç bölgemiz var. Bu direnç takip edilebilir. Burada da yukarı yönlü hareketlerde sterlinde 21-75'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin görülmesi gayet normal olacaktır. İkinci önemli destek seviyemiz de 21.08 seviyesinden geçen alan, sterlin yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli seviye. Burada bizler için bakın genişleyen açıyı takip ediyoruz. Bu açının üst tarafları satış, alt tarafları hep her zaman alım olarak değerlendirilmiş ve bu açı üzerindeki hareketlerde satış noktaları yaklaşıldıkça gene haber vereceğim. Ve bu alt seviyelere doğru desteklere düşüşler olursa da gene alım yönündeki hareketlerde bu grafik üzerinde sterlin yatırımcısını takip etmesi gereken yönler. Bu İngiliz biliyorsunuz başkanlık seçimlerinin özellikle sona ermesinin ardından Sunak'ın yapmış olduğu açıklamalar var. İngiltere başkanının, yeni başkanının, o da vergileri yükseltmemiz konusunda acı reçeteler gelebilir şeklindeki yapmış olduğu açıklama. Daha önceden biliyorsunuz vergi indirimleri kararıyla birlikte euro dolar karşısında sterlin dolar karşısında önemli bir değer kaybına uğramıştı. Bakalım bu son politikalar sterlini yukarı yönlü taşıyabilecek mi? Tabii bizim açımızdan baktığımız zaman Avrupa bölgesinde ve sterlin bölgesinde yapılmış olan ticaret ve bizlerin para arzının azalmasından kaynaklı olarak da bizler maalesef ki o bölgelerde bir yukarı yönlü hareket yaşıyoruz. Fed'in yapmış olduğu son ataklarla birlikte, yani faiz kararlarını açıklayacak olmasıyla birlikte ons altın tarafında baskılanma devam ediyor. Şimdi ons altın tarafında benim beklentim bitti mi? Hayır, bitmedi sevgili dostlarım. Özellikle ons altın tarafında takip ettiğimiz dip seviyemiz hala geçerliliğini korumakta. Bu bölge bizim için artık bir dip bölgesidir ve bu bir dip bölgesinden bizler yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bizler için 1617, bakın şöyle 1617 ve 1633 bu hafta takip etmemiz gereken destek bölgelerimiz ve bu desteğin altında, son desteğimizin altında bir kapanış görmediğimiz sürece hala da yukarı yönlü beklentilerimiz sabit ve burada yukarıda 1660 bizler için ilk önemli direnç bölgesi olacak. Günlük kapanışlarda 1660 dolar seviyesi üzerindeki kapanışları yakalamamızla birlikte kademeli olarak 1703, bakın şurada 1703 ve onun üstünde 1730 dolarlar seviyesine doğru sizlerle birlikte ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. FED'deki 0.75 bas puanlık faiz artışı altın tarafında fiyatlanmış durumda gibi gözükmekte. Yani 0.75 bas puanın üzerinde bir FED'in faiz artırımına gitmemesi durumunda altın tarafında tekrardan yukarı yönlü hareket hızlanacaktır şeklindeki düşünce hala geçerliliğini korumakta. Gram altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altında da takip ettiğimiz önemli seviyemiz vardı. Özellikle 978 bölgesinden geçen alan bizler için gram altında bir destek bölgesi. Bakın şöyle desteklerimizi hemen belirtelim. 978 bir destek bölgesi bizim için. Bu destek bölgesine yaklaşıldıkça 994 bant aralığı takip edilebilir. 994 ilk direnç bölgesi olacaktır. Ons'un destek vermesiyle birlikte de arkadaşlar 1019, şuradaki 1019 TL seviyesi ve 1035 TL seviyesine doğru gram altında da ben yukarı yönlü tekrardan hareketlerin başlayacağı yönündeki öngörümü devam ettiriyorum sizlerle birlikte. Tabii bu kısadaki beklentilerimiz, orta vade beklentilerimiz yine 1158, bu yıl bitmeden bir 1200 denemesi de gram altın tarafında görebiliriz sevgili dostlarım. Evet, ons, hemen ons gümüş tarafına geçelim. Ons gümüş tarafındaki son durum. Evet, ons gümüş tarafına baktığımız zaman bir trend kırılımı, yukarı yönlü bir kırılım tekrardan ons gümüş tarafında görüyoruz. Yani belirttiğim gibi altın tarafında arkadaşlar aşağı yönlü hareketler elinizdeki altın ve gümüşü kapma yönünde, yukarı yönlü hareketler daha sert gelişecektir şeklinde biliyorsunuz yorumlar yapıyoruz. Artık altın ve gümüş bana göre düşüş ve dip süreçleri tarafına gelmiş durumda. Buradan sonraki her geriye dönüşler yukarı yönlü hareketlerin tetikleyicisi olacaktır. Yatırımlarımızı buna göre değerlendirmekte yatırım tavsiyesi olmadan fayda var diye düşünüyorum. 19.90 seviyelerinde bir ons gümüş. Şimdi ilk hedef neresi? İlk hedef 20.50. 20 dolar 50 sent seviyesi arkadaşlar. Buradaki ilk karşılaşacağı direnç olacak. 19.29, bakın şu 19.29 bant aralığı olarak 20.50 bant aralığı içerisindeyiz. Gümüşün onsunu takip eden sevgili dostlarım bu aralığı takip etsinler. Burada da gene 21 dolar 26 sent civarına doğru biz gümüşte ana hedef bölgesine doğru hareketleri takip edeceğiz. Buradaki hedef 21 dolar 26 sent civarına doğru giden bir ons gümüş olacaktır diye düşünmekteyim. Gram altın takipçileriyle birlikte gene vermiş olduğumuz seviyeler vardı. Bir önceki videoda bunu belirtmiştik. Şimdi gram gümüşü hemen anlatalım.
Gram gümüş 11.50'yi kırdı. Bu gram gümüş yatırımcısı için güzel, önemli bir direnç kırılımı. 11.50 üzerinde ilk etapta gideceği bölge 12 lira 24 kuruş seviyesi olacak sevgili dostlarım. 12.24'ü Forex'çiler ve Viyop'çiler takip etsin. 12.24 karşılaşacağımız ilk direnç bölgesi olacak. Bu direnci de yukarı yönlü kırmamız durumunda belirttiğimiz 12 lira 70 kuruş 12 lira 70 kuruş seviyesinden geçen ana hedef bölgesine doğru gram gümüşteki hareketler devam edecektir. Beklentilerimiz doğrultusunda verdiğimiz hedefler neyse odur. Bizde revites yok sevgili dostlarım. Evet, Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'deki son durum ne şekilde? Bitcoin'de de vermiş olduğumuz rakamlar vardı. Evet, Bitcoin'de bir bayrak burada yapma çabası içerisinde arkadaşlar. Bu da Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için olumlu bir durum olarak izlenebilir. Şimdi Bitcoin'de 19.280 seviyesi geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin 21.000 seviyesine kadar gideceğini belirtmiştik. Ve 21.000 önemli bir seviye oldu. Bakın şuradaki 21.000 seviyesi Bitcoin'de eğer 21.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kırar isek bu Bitcoin'de işte hareketlerin tekrardan hızlanması anlamı taşıyacak. İlk etapta şu 22.430 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerde hızlanacaktır arkadaşlar. 19.280 bölgesi de bizler için hala bir önemli destek. Yukarı yönlü hareketin evrilmesi için önemli bir destek olarak takip edilecek seviye. Ve buradaki bayrağın güzel arkadaşlar yukarı yönlü paralel aşağı yönlü düşüş çizgisinin de kırılması anlamı taşıyacağından dolayı Bitcoin'deki yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Güzel bir oluşum. Yine Bitcoin tarafında da görülüyor. Bu oluşumu sizlerle birlikte Bitcoin tarafında takipte kalacağız. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları değerlendirdik. Son dakika haberleri, gelişmeleri, piyasalara şöyle bir göz attık. Neler oluyor, neler bitiyor? Avrupa bölgesine baktık. Euro, sterlin de neler olabilir? Bunlara baktık. Gümüşü, altını, Bitcoin'i inceledik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda da paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.